أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد ولتكبروا الله
قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم الفاتحة صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين رحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته değerli izleyenler. Bugünkü kıssamız Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Ebu Said el-Hudri aracılığıyla gelen bir hikaye. Rivayet ediyor ki, sizden önce geçen ümmetler arasında zalim, günahkar, kan dökmesini seven bir adam varmış. 99 kişiyi öldürmüş bu adam ve yaptıklarına pişman olmuş. Araştırmış, yeryüzünde en alim kim vardır diye sormuş, soruşturmuşlar. Onu bir rahibe göndermişler. En alim budur. Onun yanına gidebilirsin. Bu adam rahibin yanına gider ve sorar. Ben 99 tane insan öldürdüm. Benim için tevbe kapısı açık mı? Tevbe imkanı var mı? Der. Rahip, olur mu böyle bir şey? Sen 99 tane insan öldürmüşsün. Seni kim affedebilir? Diye cevap verir. Adam onu da öldürür. Eder 100. Yaptığına gene pişman olmuştur. Ancak iş işten geçmiştir. Tekrar sorular soruşturur. Bu yeryüzünde en alim kim var diye onu bu sefer bir alim zata göndermişler. Gider alimin yanına der ki ben 100 kişi öldürdüm. Benim için tevbe imkanı var mı? Alim zat elbette ki senin ve tevben arasına hiç kimse girmez. Yeter ki içten, yeter ki gönülden tevbe et. Yalnız bu beldeden ayrılacaksın, filan beldeye gideceksin. Orada salih ve muttaki olan insanlar var. Orada kalacaksın, onlarla birlikte Allah'a ibadet edeceksin. Zat tövbe etmiş bir halde denilen beldeye doğru giderken, yolun ortasına doğru ecel onu yakalar ve ruhunu teslim eder. Efendim bu defa rahmet melekleri ve azap melekleri gelirler. Azap melekleri bu bize ait, rahmet melekleri de hayır bu bize ait der. Aralarında böyle bir anlaşmazlık çıkar. Bu defa Cebrail aleyhisselam gelir yanlarına hakem olur. Buradan itibaren sayın bakalım. Geldiği tarafa mı yakın, gideceği tarafa mı yakın? Hangi tarafa yakınsa o tarafa aittir derler. Hesap ederler, kitap ederler, gideceği yere yakın. Salihlerin diyarına yakın olduğunu görürler ve rahmet melekleri onu alır, ruhunu alır ve cennete götürürler. Ve bu şekilde Allahu Teala onu rahmetiyle mağfiret etmiş olur. Evet kıymetli izleyenler, ne olursak olalım, yeter ki tövbemiz kalbimizden gelsin, yüreğimizden gelsin, yüreğimizin ve aklımızın bir olup dilimize yansıdığı şekliyle Allahu Teala mutlaka bizi affedecektir. Evet kıymetli izleyenler, mağfiret ayı Ramazan'ın 13. gününü idrak ediyoruz. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Doçent Doktor Ahmet Tekin hocamız ile birlikte biz tevbeyi konuşacağız inşallah. Tabii bununla birlikte kıymetli sanatçı kardeşimiz Derviş Matsor eserleriyle birlikte bizleri yalnız bırakmayacak, bizlere eşlik edecek inşallah diyoruz. Ve hemen mikrofonu Derviş kardeşimize bırakıyoruz. Bekleriz.
Nedir aşk yine de barine Nakene daim hazine Hazret o nebiye emine Nakene daim hazine Hazret o nebiye emine Hatam hebin le hayate Hazret o iş kalbana ce Emir hübekin khalate جبوي محمد رسول الله جبوي محمد حبيب الله يا محمد يا محمد بحد سلام لسال تبي يا محمد يا محمد أبجان بقربانا تبي يا محمد يا محمد بحد سلام لسال تبي يا محمد محمد أبجان بقربانا تبي أبجان بقربانا تبي سلطانی پادشاه رحجانی کلیل کل سر قلبانی یا محمد رسول الله کلیل کل سر قلبانی یا محمد حبیب الله تو درمان هر دردانی من دیلال سر جعبایی خود یه بکس و قلصایی يا محمد رسول الله يا محمد حبيب الله يا محمد يا محمد بحد سلام للسر تبي يا محمد يا محمد أبجان بقربانا تبي يا محمد يا محمد بحد سلام للسر تبي يا محمد محمد أبجان بقربانا تبي أبجان بقربانا تبي امروی تجمرانی من سرسر و چعبادانی یا محمد رسول الله من سرسر و چعبادانی یا محمد حبیب الله لعرد و لعاصیمانا دوست ملک و انسانا هم خود یه سیف و قرآنا یا محمد رسول الله يا محمد حبيب الله يا محمد يا محمد بحد سلام للسال تبي يا محمد يا محمد أبجان بقربانا تبي يا محمد يا محمد بحد سلام للسال تبي يا محمد يا محمد أبجان بقربانا تبي أنت بقربانا تبي الله 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 الله
dinleyenler, iftar sevincinin 13. gününü idrak ediyoruz. Yanımızda çok kıymetli bir konuğum var. Size tanıttık. Bir daha tanıtalım. Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden doktor öğretim üyesi Ahmet Tekin hocam ile birlikte biz tevbeyi konuşacağız inşallah. Tevbe, tevbe nasıl, tevbe nasıl yapılması lazım, nasıl edilmesi lazım, makbul olan, kabul olan tevbeler nasıldır, şekilleri inşallah değerlendirmeye çalışacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ettim. Ben teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz, bizi kırmadınız, buraya kadar geldiniz. Allah razı olsun inşallah. Biz hemen başlayalım mı hocam? Tevbe nedir diye bir kısa, basit bir sorudan başlasak. Ne söylersiniz hocam? Buyurun. Tabii öncelikle izleyenlerimizin Ramazanlarını tebrik ediyor. Ramazana yaraşır ameller ortaya koyabilmeyi, kullardan olmak olmayı diliyorum. Ve inşallah bu Ramazan'da Yüce Mevlam cümlemize tevbeyi nasip eder. Ve bu Ramazan'da af olmuş, Ramazan'ın sonunda af olmuş kullarından, azat olmuş kullarından oluruz. Yüce Mevlam'ın inşallah. İnşallah, amin. Tabii tevbe dediniz Muzaffer Hocam, tevbe sözlük manası tevbenin nedamet duymak, pişman olmak, rücu etmek, geri gelmek gibi manalara geliyor. Yani asıl manası pişman olmak ve geri dönmektir. Fakat İslami bir kavram olarak tevbeye baktığımızda ise kulun hatasının farkına varması, pişman olması, hatasından uzaklaşması ve Allah'ın mağfiretine sığınarak iyi ameller ortaya koymaya gayret etmesidir. Tevbenin literatür manası, terim manası da odur. Dolayısıyla tevbe imanın bir tezahürüdür. İmanın bir gereğidir. Nitekim Bezmi Eles'te Allah ile kul arasında yapılan ahdin tazelenmesidir, yenilenmesidir ve insanın asıl fıtratına tekrar dönmesidir tevbe. Yani ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde kullu veledin yuledu ala fıtratil İslam fe'ebevâhu yuhevvidânihi ev yunessirânihi ev yumeccisânihi diyor. Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Anne babası, velisi veya vesisi, yetkili kişisi onu artık akidevi manada, imani noktada yönlendiriyorlar. Ya Hristiyan yapıyorlar, ya Yahudi yapıyorlar, ya Mecusi yapıyorlar. Yani dinini ona seçtiriyorlar. Yani asıl olan İslam fıtratıdır. Herkes İslam fıtratı üzerine doğar. Ve tevbekar kişi, tevbe eden kişi de o fıtrata tekrar dönmüş oluyor. Nitekim yer yer insanoğlu o fıtrattan biz kopuyoruz, uzaklaşıyoruz, günahlara sapmış oluyoruz. Ama tekrar ne yapıyoruz? Tekrar tevbe ederek, nedamet, pişmanlık duyarak aslımıza dönüyoruz. Ki Allah-u Teala tevbeyi o kadar önemsemiş ki, Kur'an ayetlerine baktığımızda tevbe ve türevleri, yani farklı formlarda ismi fail, işte mazi, muzari farklı formlarda bakıyoruz. 88 yerde bu kavram geçmektedir. Ve bunların 35 yerde Allah'a ait, yani tevbellahu aleykum, işte innallaha tevvabın türü, Allah tevbenizi kabul ettiği, kabul ediyor, çokça bağışlayandır, çokça tevbe kabul edendir. Diğer yerlerde ise insana ait. Ha demek ki Allah-u Teala kulunun tevbesini bu kadar önemsiyor. Ve çoğu tevbe ile ilgili ayetlere baktığımızda çoğunun emir kipinde, emir formunda geldiğini görüyoruz. Mesela Nur 31. ayette وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ey müminler, hepiniz Allah'a dönünüz, felaha, kurtuluşa ermek için. Başka bir ayette, Tahrim 8. ayette يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا تُوبُوا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَسُوحًا Ey iman edenler, Allah'a dönün,
tevbe edin, nasuh bir tevbe ile Allah'a dönün, tevbe edin denmektedir. Evet. O özellikle o nasuh tövbeyi biz biraz açarsak hocam, yani evet. Ne demektir? Gerçi vakti zamanında rahmetli dedem vardı. Bu nasuh Allah tevbeyi bir şahıs diye isimlendiriyordu. İşte nasuh evet. diye biri var. Evet. O şekilde tövbe etmiş, gözyaşları dökmüş, gözleri adeta yerinden çıkmış. Allah onun tövbesi kalmış. İşte nasuh tövbe diye. Yani şimdi nedir nasuh tövbe? Bu sorunun aynısını Asr-ı Saadet döneminde Efendimizin aleyhissalatu vesselam Yemen'e vali olarak tayin ettiği Muaz bin Cebel Efendimiz'e soruyor. Ya Resulallah med tevbetun nasuhu diyor. Nasuh tevbe nedir dediğinde Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle diyor. Kulun yapmış olduğu günahtan dolayı pişmanlık duyması, Allah'a özür beyan etmesi, sonra da sağlan sütün memeye dönmediği gibi tevbekar kulun da bir daha o günaha dönmemesi şeklinde Efendimiz aleyhissalatu vesselam nasuh tevbeyi bu şekilde açıklamıştır. Bir, nedamet duyacak. Pişmanlık duyacak. Pişmanlık duyacak, pişman olacak. Hatasının yani farkına varacak. İkincisi, özrünü beyan edecek, özür dileyecek. Ve üçüncüsü de kesin bir karar verecek. Nasıl ki sağılan süt bir daha geri memeye gitmiyorsa, ben de bir daha bu günaha dönmem şeklinde bir kararlılık, bir azim ortaya koyacak ki İslam alimleri de tevbe-i nesuh için bazı kriterler ortaya koymuşlardır Muzaffer Hocam. Evet, ve hocam. Bu kriterlere baktığımızda 5 kriterden oluşuyor. Sayıyorlar, birincisi bir tevbenin nesuh olabilmesi için en başta ilk kriter ihlastır. O tevbe sırf Allah rızasını kazanmak, Allah'ın gazabından kurtulmak, mükafatını elde etmek için olmalıdır. Allah rızası dışında yapılmış bir tevbeye nesuh tevbe denmez. Yani ihlası barındırmayan bir tevbe eksiktir ve nesuh tevbe dolayısıyla makbul tevbe değildir. Yani tüm ibadetlerin başında gelen o ihlasın tevbede tabii, de mutlak surette olması mutlak lazım. Mutlak surette tevbede de olmalıdır. İkincisi, tevbenin nasuh olabilmesinin ikinci kriteri nedamettir, pişmanlıktır. Yani o suçu işleyen, günahı işleyen kişi aklen, fikren, ruhen, psikolojikmen pişman olacak. Vicdan azabı duyacak. Keşke bu suçu işlemeseydim diyecek ve Allah'a karşı, eğer o günah Allah'a karşı yapılmışsa büyük bir mahcubiyet içerisinde olacak. Yok insanlara karşı yapılmışsa hakeza. Aynı şekilde büyük bir mahcubiyet içerisinde. İslam alimlerinin tevbe-i nesuh için belirledikleri dördüncü kriter ise bir daha, ki Efendimiz aleyhissalatu vesselamın deminki hadisinde de geçtiği gibi, bir daha o günaha dönmemeye karar kılmak. Kesin bir karar verecek ve bir daha bu kul bu günahı işlemeyecek, bu günaha dönmeyecek. Diyorlar. Ve tevbe-i nesuhun beşinci kriteri de tevbenin vaktinin geçmemesi, yani vaktinden önce olması, kapıların kapanmasından önce o tevbenin edilmiş olması gerekmektedir. Yani biz burayı biraz açarsak evet. hocam. Yani tevbenin makbul olmasının vakti nedir? Bir, ecel hemen gelmeden önce bütün hayatı isyanla, günahla geçmiş. Ondan sonra Azrail aleyhisselamı karşısında görünce biliyor ki artık kesin kurtuluş yoktur, ölecektir. Neyse ben bari tevbe edip öyle öte tarafa geçeyim. Bu tevbe tevbe değildir. Bu tevbe geçersiz tevbedir. Yani şeyin tevbesi bu, gibi. Firavun'un tevbesi gibi. Lane, onun i̇şte, tevbesi İnni gibi. Amentu bi Rabbi Musa. Hani evet. dedi, tevbesi geçersiz oldu. İkinci kriter de şöyledir. Güneşin batıdan doğmasından önce edilmiş olması gerekiyor ki kıyametin büyük alametlerinden biri güneşin batı tarafından doğması, yani geri gelmesi evet. şeklinde ki Efendimiz aleyhissalatu vesselam men tabe kable en tetlu'a şemse min mağribiha, güneş batından doğmadan önce
tevbe eden kişi, yani ihlasla, samimiyetle, kararlılıkla, azimle ve nedamet içerisinde bütün bu şartları taşıyarak tevbe eden kişi, taballahu aleyhi, Allah tevbesini kabul etmiştir diyor. Yani sırf hani dil ile ben tevbe ettim demesiyle kişi veya istiğfar getirmesiyle estağfirullahal azim bu işin içinden çıkmıyor. Orada kararlılık olacak, ihlas olacak, nedamet olacak, vicdan azabı olacak ve yakarma olacak, yalvarma olacak. Hepsi olacak yani. Yani Rabbimizi Rab olarak, Rabbimizi Rab olarak bileceğiz ve ona yöneleceğiz ve gözyaşları döke döke Allah-u Teala'ya yalvaracağız. Ya Rabbi sen bizleri affet, ya Rabbi sen bizleri bağışla. Ama sanki bu dönem içerisinde bu biraz eksik gibi geliyor. Bu da yanılmıyorsam ihlassızlıktan kaynaklanıyor olabilir mi hocam? Aynen. Yani çünkü çok görüyoruz etrafımızdaki insanlardan. Yani tövbe ediyorlar. Allah'ım tövbe ediyorum, ya Rabbi sen beni bağışla, ya Rabbi sen beni affet. Ancak yani sanki böyle ihlas yok. Yani bu saydığınız o kriterler çok eksik gibi gözüküyor. Evet. Bunun giderilmesi için bilinçlenme, farkındalığı insanların arasında yerleştirme gerekiyor mu hocam? Yani insanların daha çok bilinçlenmesi mi lazım bununla ilgili? Tabii kesinlikle daha fazla bilinçlenmek gerekmektedir. Bir, ikincisi bunun arka planına baktığımızda Muzaffer hocam, tevbe ile istiğfarı birbirine karıştırıyoruz. Yani tevbe ile istiğfar arasında fark yoktur şeklinde algılıyoruz. İkisini bir sayıyoruz. Evet. Ve istiğfarı tevbe kabul ediyoruz. İşte estağfirullahal azim, bak tevbe ettim diyoruz. Aslında aslında tevbe ile istiğfar arasında fark vardır. Yani tevbe ayrı bir şeydir. İstiğfar ayrı bir şeydir. Aralarındaki fark nedir hocam? İstiğfar o içimizdeki, kalbimizin derinliklerindeki nedametin söylem boyutudur. Dile dökülen boyutudur. Dolayısıyla dua hükmündedir. Tevbe ise kalbimizdeki, içimizdeki nedametin eylem boyutudur. Yani bir istiğfar, lisan-ı kali, tevbenin lisan-ı kal kısmıdır. Nedametin daha doğrusu lisan-ı kal kısmını temsil etmektedir. Tevbe ise nedametin lisan-ı hal kısmını temsil etmektedir. Biri teori, diğeri pratik. Evet, hocam, biri teori, diğeri pratiktir. Bir ara verelim, bir ilahi dinleyelim. İlahiden sonra biz bu konuya devam etsek mümkünse. Evet kıymetli izleyenler, iftar sevinci ilahiden sonra devam edecek inşallah. Ya Allah ya Khudi, Khudali mebkar
İftar sevinciyle tekrar birlikteyiz. Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Tekin Hocamla birlikte tevbeyi konuşuyoruz. Şimdi ilk bölümde tevbe ve istiğfar dedik. Tevbe ve istiğfar arasında fark. Çoğumuz tevbe ve istiğfarı birbirine karıştırıyoruz. Biri biliyorduk. Fakat aynı değilmiş. Değil mi hocam? Evet. Buyurun. Tevbe ve istiğfar arasındaki fark. Evet Muzaffer hocam. Tevbe ile istiğfar arasında dediğiniz gibi halk arasında biz bunları muradif, eş anlamlı olarak algılıyoruz. Ama aslında bunlar arasında fark vardır. Bunlar muradif, eş anlamlı sözcükler değildir. İstiğfar kalbimizdeki nedametin, pişmanlığın dile dökülmüş halidir. Evet. Dolayısıyla nedametin, pişmanlığımızın söylem boyutunu teşkil etmektedir. Ve dua hükmündedir aynı zamanda istiğfar. İstiğfar. Evet. Tevbe ise nedametimizin, pişmanlığımızın eylem boyutunu temsil etmektedir. İstiğfar lisan-ı kal ile yapılırken tevbe lisan-ı hal ile yapılmaktadır. Biri dil, diğeri beden ile yapılmaktadır. Dolayısıyla ikisinin arasında fark vardır. Ve nitekim alimler sadece dil ile yapılan tevbeye veya sadece istiğfar ile yetinen kişiye, kişinin tevbesine tevbetül kezzabin demişlerdir. Yalancıların tevbesi. İlginç. Evet, yalancıların tevbesi. Sadece dil ile söylüyor fakat kalbinden söylemiyor, içinden söylemiyor, pratiğine yansıtmıyor. Tevbe etmişim diyor. İşte estağfirullahalazim. Günahlarımın bağışlanmasını Yüce Mevlam'dan diliyorum diyor. Fakat o günahları Allah'a bağışlatacak, kendisini Allah'a affettirecek eylemler ortaya koymuyor. Az önce tevbe-i nesih'i konuştuk ya. Evet, İhlas yok ortada. Samimiyet yok. Azim yok. Kararlılık yok. Nedamet yok. Allah-u Teala bu kişinin tevbesini nasıl kabul edecektir? Dolayısıyla istiğfar ile yapılan tevbe, sadece istiğfar ile yetinilen tevbede o yalancıların tevbesi oluyor ve Rabiatul Adaviye rahmetullahi aleyha hani büyük ariflerdendir. Tasavvuf geleneğinin büyüklerindendir. Evet, kendisi tevbeyi tarif ederken et-tevbeti minet-tevbe demiş. Et-tevbetu minet-tevbe. Tevbe aslında tevbeden de tevbe etmektir diyor. Tevbeden de tevbe etmektir. Şimdi ehli tasavvuf bunu konuşmuşlar. Ya nasıl tevbeden nasıl tevbe edilir? Yani şimdi aslında, insan aklına geliyor. Evet, nasıl bir tevbeden şey nasıl olur? Tevbe edilir? Aslında göstermelik tevbeden tevbe edilir. Allah'a sığınılır. Yalancı tevbeden tevbe edilir. Allah'a sığınılır. Evet. Sadece istiğfar boyutuyla edilmiş tevbeden tevbe edilir. Yani tevbe dendi mi aklen, fikren, ruhen, bedenen hem teorisiyle hem pratiğiyle kişi bütün varlığıyla tevbe etmelidir. Ve istiğfar ile arası, tevbe arasında o ince fark vardır. Tevbe ve tevbeden
Tevbeden de tevbe etmek. Evet. Gerçekten güzel bir, hoşuma gitti bu. İnşallah ben bunu bir yere not alacağım. Evet. Yani yalancı tevbeden, Allah'ın hoşnut olmadığı tevbeden, Allah'ın hoşnut olduğu tevbe nasuh şekilde tevbe etmektir. Tevbe etmek. Evet. Peki hocam, Allah kulun tevbesinden hoşlanır mı? Yani sevinir mi kul tevbe ettiği vakit? Şimdi tabii bu Bakara 222. ayette şöyle geçiyor. İnnallaha yuhibbut tevvabin ve yuhibbul mutatahhirin. Allah-u Teala şüphesiz Allah diyor çokça tevbe edenleri ve çokça arınanları, temizlenenleri sevmektedir. Bu hani Kur'ani bir güvence, Kur'ani bir teminat var burada. Tevbe edecek kişi, hani dediğimiz şekilde tevbe-i nasuh ile tevbe eden kişi mutlaka ve mutlaka Allah'ın sevgili kuludur. Ki Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle diyor: İnnallaha yapsutu yedehu billeyl liyetube musiu'n nahar ve yapsutu yedehu bin nahar liyetube musiu'l leyl. Hatta tatlu'aşşemsu min mağribiha. Allahu Teala gündüzleyin günah işleyenlerin tevbe etmeleri için yedi kudretini, elini açık, geceleri açık bırakmaktadır, açmaktadır. Ve geceleyin günah işleyen kulların tevbe etmeleri için de gündüzleyin elini, yani yedi kudretini açmaktadır. Ki Allah kulunun kendisine dönmesini istemektedir. Allah böyle beşeri sistemler gibi hemen cezalandırma tarafı değildir, taraftarı değildir. Allah kulunun tevbe etmesini ve kendisinin de o kulunu bağışlamasını istemektedir. Ki Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şeriflerinde Müslüm'ün rivayeti, لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا diyor. Siz eğer günah işlemeseydiniz, لَذَهَبَ اللّٰهُ بِكُمْ Allah sizi yeryüzünden götürür. وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللّٰهَ فَيَغْفِرَ اللّٰهُ Allah-u Teala sizi yeryüzünden götürür ve günah işleyip tevbe eden bir topluluk getirecekti. Ki tevbe o kadar Allah'ın hoşuna gidiyor. Ki Allah-u Teala o kadar tevbe ile, kulunun tevbesiyle hoşnut oluyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir defasında Allah'ın bu hoşnutluğunu şöyle tasvir ediyor. Düşünün diyor, sizden biriniz merkebine binmiş, bir yolculuğa çıkıyor. Bütün azığı, içeceği, yiyeceği her şey merkebin üzerinde. Ve bu kişi birden hayvanı ondan kopup kaçıyor. Bütün her şeyin beraberinde götürüyor. Issız bir yerde, ıssız bir ormanda, bir dağda. Ve bu kişiyi arıyor. Merkebini arıyor, arıyor, bulmuyor. Gelip bir ağacın gölgesinde uzanıyor. Ümitsiz bir şekilde artık başına neler gelecek. Ve birden uyandığında hemen yanında hayvanının her şeyiyle birlikte, bütün azığıyla, işte içecekleriyle birlikte yanında hazır olduğunu görüyor. Bu kişi çok seviniyor ve sevincini şöyle dile getirecek aslında. İlahi, ente Rabbi ve ene abduk. Sen gerçekten benim Rabbim, ben de senin kulunum diyecekken sevincinden şöyle diyor. İlahi, ente abdi ve ene rabbuke diyor. Sen evet. benim kulum, ben de senin Rabbinim diyor. Şey, Efendimiz aleyhissalatu vesselam bu kişinin sevinci tarif edilemez aslında diyor. Bu kişinin sevinci ne kadar fazlaysa aslında Allah'ın kulunun tevbesi için Allah'taki sevinç bu kişinin sevincinden daha fazladır. Yani normal şartlarda bilerek evet. bu kelimeyi kullanmış olsa helak oldu gitti. Kesinlikle. Ama o sevinçten, o heyecandan, evet. o mutluluktan, evet. O aşktan bu kelimeyi kullandığı için evet. Allah-u Teala'nın da hoşuna gidiyor ve evet. affediyor yani, Allah'ım evet. yarabbim. Yani Allah'ın, biz dedik ya Allah işte kulunun tövbesinden hoşnut olur mu? Evet, hoşnut olur. Bu kişi nasıl ki merkebini bulmuş, hoşnut olmuşsa ondan kat kat daha fazla Allah hoşnut olur. Kulun kendisine tövbe etmesini Allah-u Teala ister. Ne kadar güzel. Bir ayet söylediniz hocam. Orada geçen bir meal benim dikkatimi çekti. Evet.
Yani Allah sizi götürür, helak eder, yok eder. Onun evet. yerine hadis. Hadis midir o? Evet. وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللّٰهَ فَيَغْفِرَ اللّٰهُ Orada günahsız bir topluluk değil. Günah işleyip, gibi. Günah işleyip tövbe eden bir topluluk eğer, getirir. Şimdi siz eğer günah işlemeseydiniz, Allah sizi buradan söktürür, götürür, günah işleyecek bir toplum getirecekti ki günah işlesin, tevbe etsin ve o da onları affetsin. Yani tevbeyi kabul etmek büyüklüğün şanındandır. Şimdi bir defasında Hazreti Hanzale, hemen hemen Devr-i Saadet'i bilip de Hazreti Hanzale'yi bilmeyen yoktur. Yani bir kendisi bir efsane. Evet, bir efsane. Bir defasında Hazreti Ömer onunla karşılaşıyor Medine sokaklarında. Hazreti Ömer Mescid-i Nebevi'ye doğru gidiyor. Halini, hatırını soruyor. İşte ya Hanzale keyfe ente filan diyor. Nasılsın? Cevap veriyor. Nafaka Hanzaletu diyor. Ben münafık oldum diyor haşa. Hanzale münafık oldu. Hazreti Ömer soruyor. Hayırdır ya, niye böyle bir şey diyorsun? Ya Ömer diyor. Ben şimdi şöyle düşünüyorum. Biz Resulullah'ın aleyhissalatu vesselam. Şimdi biz huzur-i nebevideyken. Hazreti Peygamber'in sohbetindeyken biz ayrı bir haldeyiz. Evimize, ticaretimize döndüğümüzde ben şahsen diyor ayrı bir ruh halindeyim. Yani burada bir ikilem var. Bir sanki bir iki yüzlülük var bende diyor. Hazreti Ömer duruyor. Vallahi bende de aynı şey var diyor. Yani ben Hazreti Peygamber'in huzuruna gittiğimde beni bambaşka bir hal alıyor. Tümüyle uhrevi oluyorum. Hani dünyevilikten bende eser kalmıyor. Fakat işte oradan ayrılınca normal bir insan oluyorum. Ve o zaman ne yapalım? Birlikte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gidelim. Ve bu derdimizi ona açalım. Bulsa bulsa o bize bir çare bulur. Ve yolda Hazreti Ebu Bekir'le karşılaşıyorlar. Aynı şeyi ona soruyorlar. Aynı şeyi söylüyor o da. Üçü bir olup gidiyorlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları dinleyince tebessüm ediyor. Şimdi siz eğer diyor bu hal üzerine devam etseydiniz melekler gelip sizi kucaklayacaklardı. Siz artık melek olacaktınız. İnsanlıktan hani beşer olmaktan çıkacaktınız. Siz beşersiniz. Elbette ki dünyevi ihtiyaçlarınız da olur. İşte eksiklikleriniz de olur. Siz dünyanızı da hatırlayacaksınız. Ve Resulullah Aleyhisselam bu şekilde onları teselli etmektedir. Evet hocam, Allah razı olsun. Ezmer. Küçük bir araya gideceğiz hocam. Hı hı. Aradan sonra tekrar inşallah birlikte olacağız. Kıymetli izleyenler, iftar sevinci devam edecek. Bir reklam arasından sonra tekrar birlikteyiz inşallah. Seherde açılan güller hürmetine, rukuda bükülen beller hürmetine, zikrinle dönen diller hürmetine, cehennem narına yakma ya Rabbi. Zikrinle dönen diller hürmetine, cehennem narına yakma ya Rabbi, yakma ya Rabbi, yakma ya Rabbi, cehennem narına yakma ya Rabbi, yakma ya Rabbi.
yakma ya Rabbim Muhammed aşkına. Yakma ya Rabbim Muhammed aşkına. Yakma ya Rabbim. Secdeye kapanan başlar hürmetine, aşkınla zıhlayan kalpler hürmetine. Secdeye kapanan başlar hürmetine, aşkınla zıhlayan kalpler hürmetine. Yaşlar hürmetine, gazabınla bize bakma ya Rabbim. Gecelerde dökülen yaşlar hürmetine, gazabınla bize bakma ya Rabbim. Yakma ya Rabbim, yakma ya Rabbim, cehennem narına. Yakma ya Rabbim, yakma ya Rabbim, yakma ya Rabbim, Muhammed aşkına. Yakma ya Rabbim, Muhammed aşkına. Yakma ya Rabbim. Yolunda halim kollara bağışla, rızana giden yollara bağışla, arşına açılan ellere bağışla, cahilin içine sokma ya Rabbim. Cahilin içine sokma ya Rabbim. Muhammed Mustafa'nın özüne bağışla, Fatım adı Zehra adlı kızına bağışla, yetim yetemanın yüzüne bağışla, huzurunda boynumuzu bükme ya Rabbim. Huzurunda boynumuzu bükme ya Rabbim. Cemii peygamberlerin canı hürmetine, cihan yari güzünün dini hürmetine, Uhud şehitlerinin kanı hürmetine, suçlarımızı başa kalkma ya Rabbi. Sualde bizleri fazla sıkma ya Rabbi. Yakma ya Rabbim Muhammed aşkına. Yakma ya Rabbim. Sallallahu Rabbuna Ahmed el-Mustafa Seyyid el-Mursalin.
Efendim iftar sevinci tüm güzelliğiyle devam ediyor. Konumuz tevbeydi. Tevbe konusu üzerine derviş kardeşimizin söylediği ilahi de çok güzel geldi. Ya Rabbi yakma bizi. Allah'a sığınıyoruz, Rabbimize sığınıyoruz. Hem teoride hem pratikte inşallah Rabbimiz bizleri affeder, bizleri bağışlar diyoruz. Mardin Artuklu Üniversitesi doktor öğretim üyesi Ahmet Tekin hocamla birlikte tevbe konusunu değerlendirmeye devam ediyoruz. Evet hocam, şimdi tevbe konusunu epey bir şeyler aldık, bir şeyler istifade ettik de. Şimdi bu dönem içerisinde, bu toplum içerisinde sayısız teknoloji olsun, çevre olsun bizleri günaha sürüklüyor hocam. Bu günahlarda her halükarda bizim tevbe etmemiz lazım da, şimdi kalp de biraz sanki kirleniyor, lekeleniyor bu günahtan, kararıyor. Tevbe kalbi temizliyor mu hocam? Bununla ilgili ne söylersiniz? Buyurun. Şimdi dediğiniz bu söz aslında Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin, rahmetullahi aleyhinin, evet, bir sözüyle eşleşiyor. Üstad Hazretleri, umur-i hayriyenin muzur maniyeleri çoktur diyor. Yani hayırlı işlerin engelleri çoktur. Mutlaka. Evet. Şimdi tevbe kalbi temizliyor mu? O zaman bunun mefhumi muhalifi, ters manası, günah kalbi kirletiyor mu? Karartıyor mu? Bu da oraya gidiyor aslında. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor. اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا اَخْتَأَ خَط۪يَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَى. Kişi diyor, bir günah işlediğinde kalbinde siyah bir nokta oluşur. فَاِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ. Kişi o günahtan uzaklaştığında, çekildiğinde, istiğfar ettiğinde, pişmanlığını dile getirdiğinde, tevbe ettiğinde سُقِلَ قَلْبُهُ, kalbi cilalanır, kalbi temizlenir diyor. Tevbe o kalbi temizler. وَاِنْ عَادَ, eğer günahına tekrar dönerse, günahında ısrarcı olursa, tekrar tekrar yani tevbe etmese, günah işlerse, زِيدَ ف۪يهَا حَتَّى تَعَلْوَ قَلْبُهُ, ve o kalp kararması daha da çoğalır, ta ki bütün kalbini kaplayıncaya kadar. Ve bütün kalbini kaplar. Ve Resulullah Aleyhisselam diyor, وَهُوَ اَرَّانُ الَّذ۪ي ذَكَرَ اللّٰهِ. Allah'ın Kur'an'da dile getirdiği perde veya perdeleme olayı da budur. Kella bel rana ala kulubihim ma kanu yeksibun. Kendi işledikleri hataları, günahları onların kalplerini perdelemiştir. Ve Resulullah Aleyhissalatu vesselam da diyor ki, günahlardan kaynaklanan bu kalpteki kararma aslında Kur'an'ın dile getirdiği o perde budur. Bu günahlardan oluşan bu kalp kararmasıdır. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başka bir rivayette günahlar kalbi paslandırır, karartır. Kalplerin cilası ise tevbedir diyor. Kalplerin cilası ise istiğfardır diyor. Ki ayet-i kerimede bu minvalde ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nesuha, az önce okumuştuk. Evet. Ey iman edenler, Allah'a tevbe edin. Samimi bir şekilde Allah'a dönün, Allah'a tevbe edin. Esâ rabbukum en yukeffire ankum seyyiâtikum. Umulur ki Allah sizin hatalarınızı bağışlar. Ve yudhilkum cennâtin tecri min tahtihel enhâr. Ve altından ırmaklar akan cennetlere sizi alır. Yevme, öyle bir günde ki la yuhzillahun nebiyye vellezina amenu ma'hu. Allah o günde peygamberini ve ehli imani utandırmaz. Allah'ın peygamberini ve onunla birlikte iman etmiş kişileri, topluluğu utandırmayacak bir günde Allah diyor sizin günahlarınızı bağışlar, sizi cennetine alır tevbenizden dolayı. Ne güzel, bu da biz müminler için, Müslümanlar için, Hazreti Peygamber'in ümmeti için büyük bir, evet, müjdedir. Evet. Öyle yani şöyle bir şey de var Muzaffer Hocam. Hani namaz kılmayan, oruç tutmayan, zekat vermeyen,
yani İslami yaşantı adına hiçbir şey olmayan kişiyi bakıyorsun şöyle diyor, benim kalbim temizdir. Bu sözü çok duyuyoruz hocam, evet. Maalesef bu sözü, evet, çok çok fazla duyuyor. Yani bir insana bir şeyler anlatıyoruz, gel gör ki ya ben bunları yapmıyorum ama kalbim temiz diyor. Evet. Kalbim temizdir, namaz kıl, yok kalbim temizdir, oruç tut, kalbim temizdir, zekat ver, kalbim temizdir, iyilik yap, insanlara yardımcı ol, topluma faydalı bir birey ol, kalbim temizdir. Bu da aslında o insanın yalan söylediğini ortaya koymaktadır bu hadis. Kalp nasıl temizlenir ve kalp nasıl kirlenir, bu hadisten öğrendik. Günah işlersen, ki günah sadece hani yapmaktan, yani bir şey yapmaktan kaynaklanmıyor, yapmamaktan da kaynaklanıyor. Namaz kılmasan günah işlemiş olursun. Oruç tutmasan günah işlemiş olursun. Değil mi? Zekat vermesen günah işlemiş olursun. Ve kalp orada kirlenir haliyle. Kalp kirlenir. Ve bu kalbi temizletecek, bu kalbi parlatacak, cilalatacak tek şey vardır. Samimi bir şekilde Allah'a dönmek, tevbe etmek, yakarmak ve yalvarmaktır. Yoksa başka türlü kalp temizliği kesinlikle söz konusu değil. Değildir. Peki tövbenin avantajları hocam? Tövbenin avantajları nedir? Tabii şimdi... Nasıl bir avantaj sağlar Müslümanlar, tövbe edenler ve tövbe etmeyenler? Evet. Tabii şimdi Allah-u Teala'nın adaleti bizim hani beşer adaletine benzemez. Allah-u Teala tövbe edecek, tövbe eden kişinin bütün günahlarını da savaba dönüştürüyor. Tövbesinden önce işlediği bütün günahlarını savaba dönüştürüyor. Ne güzel. Evet. Ki şöyle, tevbe ile ilgili Furkan 68, 69 ve 70. ayetler var Furkan suresinin. وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا آخَرَ. Ve onlar ki Allah dışında hiçbir ilahı çağırmazlar, tapmazlar, ibadet etmezler başka bir ilaha. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ. Haksız yere Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana kıymazlar. وَلَا يَزْنُونَ. Zina etmezler. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا. Zira bilirler ki bunları işleyen kimse cezasını bulacaktır. Cezası nedir? يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. Ve azabı kıyamet gününde kat kat azap verilecek ve alçatılmış, zelil bir şekilde o azap içinde ebedi kalacaktır. Ancak istisnalar geliyor. Evet. İlla men tabe. Ancak Allah-u Teala diyor, tevbe eden ve amene, iman eden, Allah'a iman eden. Yani tevbe tek başına yetmiyor. Tevbe ile birlikte iman da gerekiyor. İman tek başına yetiyor mu? Ve amile salihan diyor. Hayır. İman da tek başına yetmiyor. Ve iyi şeyler, iyi işler, salih ameller ortaya koyacak. Feulâike, bu tip kimseler, yani tevbe eden, iman eden, salih amel işleyen kişiler, Allah-u Teala diyor, yubeddirullahu seyyiatihim hasenat. Yani böyle bir kampanyayı hiçbir yerde bulamayız. Bütün günahlarını Allah-u Teala hasenata dönüştürüyor. Gerçekten harika bir şey bu. Evet. Tevbe etmeden önce işlemiş olduğu bütün günahlarını Allah-u Teala samimi tövbesinden sonra sevaba dönüştürüyor. وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. Allah gafur ve rahimdir. Çokça bağışlayan, çokça merhamet edendir. Şimdi bir rivayette diyor, kişi kıyamet gününde Allah'ın huzuruna çıktığında aslında hiç kimse günah işlediğine sevinmez. Fakat bir tip insan hariç diyor, kıyamete gittiğinde keşke daha fazla günah işleseydim diyecektir. Kimlerdir? Tevbe edip bütün günahları sevaba dönüştürülenler. O zaman benim sevaplarım daha çok olurdu diyor. Allah'ım yarabbim, ne kadar güzel bir şey, evet, bu aslında. Büyük bir avantaj bu, evet, Müslümanlar için. Ve tevbenin avantajları diyoruz. Evet.
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ Zümer 53. Evet, ayet. اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ Ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım diyor. Allah-u Teala diyor. لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Zira اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا Allah-u Teala bütün günahları affeder. اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Allah çokça bağışlayan ve çokça merhamet edendir diyor. Ki başka bir ayette süremiz var mı? Süremiz bitti sayılır bitti. Hocam. اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّعَاتِ İyilikler kötülükleri ortadan kaldırır. Denmektedir. Ne güzel. Allah razı olsun evet. Hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ecmain Rabbim cümlemizi tevbe eden ve bu özellikle bu Ramazan ayında nasuh samimi bir şekilde tevbe eden tevbekar kullarından eylesin inşallah. Amin. Allah razı olsun hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz. Buraya kadar geldiniz. Şeref verdiniz bize. Eyvallah. Sağ olun. Evet kıymetli izleyenler Ramazan'ın 13. günü bitti sayılır. Birkaç dakikamız kaldı burada. Yaklaşık bir 15-20 dakika gibi bir süremiz var. Tabii burada sanatçı kardeşimiz Derviş Matsor. Derviş Matsor'a da teşekkür etmeden geçmek olmaz. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hocamıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenler yarın farklı bir konu ve farklı bir konuk ile tekrar karşınızda olacağız inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hep mutlu kalın. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Emkine, 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 em
محمدنا قربانا دعواوينا والله محمدي يز بالله محمدي عالم شاهد olsun buna محمدين زندي والله محمدي يز بالله محمدي عالم شاهد olsun buna محمدين Bunu anlattım Vallahi Muhammediz Hey 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 Vallahi Muhammediz Billahi Muhammediz Alem şahit olsun buna Muhammed'in izindeyiz Vallahi Muhammediz Billahi Muhammediz Alem şahit olsun buna Muhammed'in izindeyiz Vallahi Alem şahit olsun buna Muhammed'in izindeyiz Vallahi Muhammediz Billahi Muhammediz Alem şahit